Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK, PYD'li 3 teröristi yakaladı. Şimdi bu operasyonun ayrıntılarını Ankara'dan alacağız. Arda Erdoğan bize aktaracak. Arda sözü uzatmıyorum ve sana bırakıyorum. Göksu Milli İstihbarat Teşkilatı bir film senaryosunu adeta andıran bir operasyona daha imza attı. Suriye'nin kuzeyinde Afrin azes Karayolu üzerinde 3 PKK PYD'li teröristi Milli İstihbarat Teşkilatı sağ olarak ele geçirerek Türkiye'ye getirdi. Peki neydi bu operasyonun önemi ona bakalım öncelikle. Söz konusu bu 3 teröristin Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek oradan da Hatay kırsalındaki Amanoslara geçeceği istihbaratını elde etti. Milli İstihbarat Teşkilatı ve ...göz konusu bu teröristlerin yakalanmasına dönük operasyonu başlattı. Bu teröristler kimlerdi peki? Adnan Piro Kod adlı Ferhat Edemen, Bahtiyar Kod adlı Ozan Tunç ve Çemriha Kod adlı Mehmet Kaykır... ...Tel Rıfat alanından öncelikle Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne geldiler. Buradan da Afrin Kırsalı'na kadar geldiler. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bu operasyonda Suriye Milli Ordusu'nun da destek verdiğini görüyoruz. Elbette Suriye Milli Ordusu unsurları milis kılığına gir bu üç teröristi Afrin şehir merkezine kadar getirdiler. Afrin şehir merkezinden Afrin Azes Karayolu üzerinde bekleyen Milli İstihbarat Teşkilatı unsurlarınca kurulan pusu da sağ olarak ele geçirildi. Üç tane terörist kimdi bunlar? Adnan Piro Kodatlı Ferhat Edemen, Bahtiyar Kodatlı Ozan Tunç, Çemriha Kodatlı Mehmet Kaykır. Peki kimdi bunlar? Terörist PKK'lı Mehmet Kaykır'ın 2012'de PKK'ya katıldığı önce gençlik teşkilatı için içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü ardından İran'da örgüt adına faaliyet yürüttüğü biliniyor. Amanos saha yönetiminde sözde dört yol sorumlusu olarak adlandırılıyordu. Terörist Ferhat Edemen'in de 2010 yılında PKK'ya katıldığı belirlendi. Son olarak Terörist Ozan Tunç'un da 2014'te PKK'ya katıldığı, suikast eğitimi aldığı, ayrıca örgütün ele başlarından Bahoz Erdal Kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu öğrenilmiş olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı ismi sağ olarak yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Bu operasyona Suriye Milli Ordusu unsurlarının da katıldığını biliyoruz. Ayrıca yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve Amanoslara sızma girişiminde bulunma, bulunacağı tespit edilen bu 3 teröristin yakalanmasıyla birlikte de örgütün Akdeniz açılımına büyük bir darbe vurulduğu güvenlik kaynaklarınca değerlendiriliyor.